İşte bu güzel beş genç kız. Nasıl da ihtiyacımız var böyle güzelliklere, bir yudum mutluluğa. Timur Soykan, tanıyorsunuz onu elbette. Gazeteci, meslektaşım, Bir Günde yazıyor şimdi. Daha önce Posta'da haber müdürüydü. Bu kitapla gündemde şimdi. Baronlar Savaşı diye. Türkiye'nin en karanlık yüzünü konuşacağız ama onu konuşmadan önce tabii bari bu güzelliklerle açalım dedik. Ukrayna'daki Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya getirdiler. İstiklal Marşı'nı okuttular kızlarımız. Nasıl güzeller, nasıl çiçek gibiler. Efendim Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar. İsimlerine bakın Peri zaten. gibiler. Ay çok güzeller ya. Çok. Peri evet. Duygu, Azra, Peri, Nil, Eda. 2000'li yıllarda dünyaya geldikleri isimlerinden bile anlaşılıyor zaten. Böyle bir güzellik yaşattılar. Dediler ki sonra doğal olarak çok çalıştık, çok emek verdik dediler. Çalışmadan olmuyor zaten. Kesinlikle. Ve bu gençler, pırıl pırıl bu gençler bizim hepimizin umudu oluyorlar. Değil mi? Ve gerçekten Türkiye'de de çok sık gündeme gelir federasyonlar özellikle. Federasyonları belirli gruplar, çıkar şebekeleri ele geçirir. Ve ondan sonra hatta Wushu Federasyonu vardı hatırlarsınız. Kendi aile Ay, şirketine evet ya. dönüştürmüştü. Onlar böyle liyakatsizliklerle, işte Wushu torpillerle bir gelirken... uzak doğu Evet, Uzak Doğu bir şey sporu. sporları. Evet. Ama önce bir jüride hem kendisinin hem annesinin hem yarışmacı olduğu ortaya çıktı. Onun dışında federasyonda bir yarışmada Rolex saatler hediye edildiği iddia edildi. Markayı söylememiş olalım. Markayı Pardon, özür duymamış dilerim. olun. Ve işte oralarda liyakatsizlik ve torpille veya çeşitli siyasi oyunlarla birileri bir yerlere geliyor ve bizim içimizi karartıyorlar. Futbolda da aynı şeyler çok sık oluyor. Siyaset bulaşıyor, hep şike iddiaları gündeme geliyor. Kavgalar, dövüşler, suçlamalar filan. Ama böyle gencecik çocuklarımız Ya, böyle ya, liyakatli ya. olduğu zaman, iyi çalışıldığı zaman profesyonel, ya yani onları tabii yetiştirenler çok önemli. O öyle bizim gizli kahramanlar da onlar herhalde bunda. Ya yani onların başarısıyla görüyoruz ki bizim gençlerimizde ne potansiyeller var, ne büyük Tabii, başarılar var. tabii, tabii. Ay tekrar okuyayım, bayıldım. Duygu, Azra, Peri, Nil, Eda. Aferin kızlar. Ama tabii biz size bu kadar zaman ayırabileceğiz, gündeme döneceğiz ve gündem gene karanlık. Ve üstelik de bugün gündem yine yargı ağırlıklı. Özellikle Timur Soykan daha sonra aramıza katılacak Skype'da Barış Terkoğlu. Yargıda neler olup bittiğini anlatacaklar. Çünkü zaten ben bu kitabı konuşmak istiyordum. Ama birkaç gün önce zamanlaması fevkalade manidar, yapılanlar daha da manidar bir şey oldu. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları Yargıtay'a gönderildi. Bilenler de dedi ki bunlar terfi değil, tam tersine kızağı almadır dedi. Tensizlik mi? Bunları konuşacağız ama bir Ankara'ya gideceğiz. Çünkü Ankara'da 1,5 yıl sonra yaklaşık Kılıçdaroğlu'na saldırı davası başladı. Nihayet Betül Azar mahkeme önünde. Betül'cüm çok da soğuktur herhalde oralar şimdi. Tam Ankara yazı, kış ayazı. Seni de çok üşütmek istemiyorum ama bize anlatır mısın? Betül Azar mı dedim? Betül Azar demişim. Hayır, Betül Aras tabii ki biliyorum da böyle arada kafa sürçüyor. Bağışlayın. Betülcüm de bağışlasın. Betülcüm anlat bize neler oldu, neler oluyor. Şöyle bir şey.
Evet, Ayşenur Aslan şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran, linç girişiminde bulunan 36 kişi arkamda gördüğünüz mahkemede yargılanmaya başladı. Aslında 13 çocuk, 36 yetişkin, yani toplam 46 kişi yargılanıyor bu davada ama bugün burada 36 kişi bulunuyor. Saat 9.30'da başladı bu duruşma. Hemen notlarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum, sıcak bilgileri. İlk olarak sanıkların kimlik kontrolleri yapıldı, ardından savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan bir isim vardı. Osman Sarıgül savunmasını yaptı ve ifadesinde üzerime atılan suçlamaları reddediyorum. Karakoldaki ifademi tekrarlıyorum. Üzerinden uzun zaman geçti, hatırlamıyorum dedi. Karakoldaki ifadem neyse aynısını tekrarlıyorum dedi. Ardından davanın iki numaralı sanığı Ayhan Onbaşı da Kılıçdaroğlu'na hakaret etmiş, küfür etmişti. O da savunmasını yaptı. Üzerime atılan suçlamaları reddediyorum dedi o da. Ve aynı şekilde küfürleri de Osman Sarıgül'le beraber söyledik dedi. Ve bu da önemli bir kişinin daha ifadesini anlatmak istiyorum size. Vahit Delibaş, elinde sopa bulunan bir saldırgan vardı o cenaze töreninde. O da savunmasını yaptı. Vahit Delibaş ismi. Köyümle Akkuzu Mahallesi yaklaşık 3 kilometre. Köyüme gelirken köpeklerden korumak için genelde sopayla gelirim gittiğim yerlere dedi. Elimde sopa vardı, evet. Sopayla Kılıçdaroğlu'na ya da başka bulunmadım dedi ve şu cümlesi önemliydi, söylemek istiyorum, savunmasında kullandı. Bizim öyle bir durumumuz olsaydı zaten öldürürdük dedi. Kılıçdaroğlu da bir insan ama bizim öyle bir kastımız yok dedi savunmasında. Diğer sanıkların da savunmaları sürüyor. Onlar da üzerine atılan suçlamaları kabul etmiyor, reddediyor. Bu nedenle zaman zaman da içeride aldığımız bilgilere göre CHP'li isimlerle milletvekilleri de takip ediyor duruşmayı. Tartışma, sözlü tartışma yaşanıyor. Sanıkların savunmasında üzerlerine atılan suçlamaları reddetmesinden dolayı. Tabii Cumhuriyet Başsavcılığı bu arada 64 sayfalık bir iddianame hazırlamıştı. Sanıklar hakkında bir ay 15 günle 28 yıl 10 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası isteniyordu. Tabi sanıklara yöneltilen suçlamalar da CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Neyle suçlanıyor bu sanıklar? Kasten yaralama, kasten yaralamaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme, suç işlemeye tahrik, alenen hakaret gibi suçlamalar yöneltiliyor içerideki sanıklara. Tabi bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu suçlar çok hafifletici kalıyor. Alenen adam öldürmeye bir teşebbüs var burada ve aynı zamanda mahkemenin görüldüğü davanın görüldüğü duruşmaya da bir şey söylüyorlar. Aslında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekiyordu bu isimlerin diyorlar. Tabii bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de bu durumu mahkeme heyetine iletecek. Biz böyle bir talep istiyoruz. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyoruz sanıkların diyecekler. Savunmaları devam ediyor sanıkların. Tabii bizler içeri giremiyoruz. Nedenini de hemen söyleyeyim. Çünkü çok küçük bir duruşma salonu olduğu için sosyal mesafe kuralı gereğiyle basın mensupları içeri alınmadı. Aynı zamanda çoğu CHP'li isimli milletvekilleri de koridorda bekliyor. Adliye koridorunda bekliyor. Onlar da içeri giremiyorlar. Çünkü çok kalabalık olduğunu söylediler içerinin. Dediğimiz gibi savunmaları devam ediyor sanıkların. Bugün uzun bir gün olacağı belirtiliyor. Çünkü 36 sanık var. Ardından mağdurların ifadeleri, müştekilerin ifadeleri alınacak. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatları konuşacak. Dediğimiz gibi bugün uzun bir gün olacak burada. Yeni bilgiler oldukça biz size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım Çubuk'tan. Çok teşekkür ediyorum Betül Araz'a. Yani orası hakikaten dediğim gibi buz gibidir, ayazdır ama içerisi belli ki çok sıcak. Şimdi şu fotoğrafı versene Dersucuğum, bir tam böyle hani saldırganın bu inek hırsızı Osman'a çıkmıştı ya adı. Çünkü öyle bir şeysi varmış biliyorsunuz, vukuatı var, hatta hükmü varmış. Şimdi şunu, hani üzerine atılı suçu kabul etmiyormuş ya. Timur, Allah aşkına bir söyler misin Timur Soykan? Şimdi burada kabul edilmeyen ne olabilir? Yani o el benim değil. Yok, o el senin. Vurmuşsun, evet vurmuşsun. Hatırlamıyorum. Fotoğrafa bak, hatırla. Bu ne şimdi? Ya bu aslında çok organize bir faaliyetti. CHP de bununla ilgili bir rapor da hazırladı. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun linç girişimine ilişkin. Bunun organize bir saldırı olduğu, bu tedbirlerin alınmadığı, bu kişilerin yönlendirildiği yönünde onlarca sayfalık bir raporla savcılığa da başvurdular. Ama yani bu gerçekten yani ülkede hukuksuzluğun, adaletsizliğin geldiği zirve noktanın örneklerinden
sadece biri. Yani çok çok dehşet bir olay yaşanabilirdi. Yani o ev, hatırlarsanız evi yakalım diye bağırıyorlardı ve ana muhalefet lideri, yani ülkede milyonlarca insanın ya. Oyunu almış, o oylarla devlet protokolünde bir sırası olan, yani devletin aynı zamanda temsilcisi olan bir kişi ve inanılmaz bir ihmaller zinciri sonucu. Yani korumalar, sadece Kılıçdaroğlu'nun korumaları. Polis bir önlem almıyor, jandarma bir önlem almıyor. Evin çevresi sarılıyor, benim kulaklarım da hala açılmıyor. Yakalım, tabii, taşlayalım tabii, diye bağırışlar. Tabii. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Böylesi bir linç girişimi Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıyor. Ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmazken oradaki sanıklar istersek öldürürdük. Yani çok çarpıcı bir laf değil mi? İstersek gerçek. Öldürürdük yani, diyorlar. Yani hani ölmediyse ölmesini istemediğimiz için. Onu söylemeye çalışıyorlar. Çok acayip bir şey dediğin gibi, doğru. Yani bu ama bir de değil, iki de değil. Bakın daha önce Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırı oldu. Hemen serbest bırakıldı saldırgan. PKK, cenazede ayağın dibine evet, kurşun mermi atıldı. Mermi bırakıldı. PKK Artvin'de aracını taradı Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi bunların ve Alaaddin Çakıcı en son olarak, yani bir suç örgütü lideri alenen tehdit etti. Evet. Ve yani kaza oturtmak gibi, yani çok şey suç şeylerle, çok ağır sözlerle. Galiz ifade yaptı. Ve şimdi bunlar neden cesaret alıyor biliyor musunuz? Bunlar neden olmaya devam ediyor ve neden bu ülkede böyle çok açık, provokasyonu açık ve ana muhalefet liderinin hedef olabileceği bir terör noktasına nasıl geliyoruz? Çünkü yaptırım uygulanmıyor. Yani bu saldırının arkasındaki organizasyon ortaya çıkartılmıyor. 1,5 yıl sonra, yani dediğiniz gibi çok açık, ekranda fotoğrafları görünen, her şey kamera altına alınmış bir olayın davası 1,5 yıl sonra başlıyor. Bunun herhangi bir bakana ya da devletteki başka bir yöneticiye yapıldığını düşünün. Yani diyelim ki Cumhurbaşkanı'na yönelik ya da koalisyon Bahçeli'ye yönelik veya herhangi bir bakana yönelik böyle bir saldırı olduğunu düşünün. Yani neler neler olmaz. Bu da işte tam dikkat çekmemiz gereken nokta. Hukukun çarpıklığı ama konusunda bak, çok acayip bir nokta. Çok önemli bir konuda yanılıyorsun. Ben de yanılıyordum. Okuyunca ayıldım. Kendime geldim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı saldırılar. İşte daha önce meclisteki saldırı, ayağına, dibine kurşun at, mermi atmalar, Artvin falan filan, en son bu işte Çubuk'taki olay. Ve Alaaddin Çakıcı'nın tehdidi. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın tehdidini aslında CHP'ler organize etmiş. Daha doğrusu şöyle, Kılıçdaroğlu'na akıl verenler organize etmiş. Daha doğrusu organize etmemiş de zemin hazırlamış. Şimdi kelimeleri seçerken zorlanabilirim. Ama Türkiye Gazetesi yazarı, ekranların işte sarayı savunmalara doyamayan ismi Fuat Uğur'un yazısını okuyunca tamam diyorsunuz, budur. Şimdi diyor ki Sincan'da provası yapıldı ama plan şimdi daha büyük. Yani az önce görüntülerini izlediğiniz olaydan söz ediyor. Orada yapılmış provası ama şimdi plan daha büyükmüş. Neymiş o plan? FETÖ'cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'na tetiği doğrultacak ama faili meşhur suikastın ardından suçlanacak kişi, şimdi bir ben nefes alıp bir sesimi nefesimi toparlamaya çalışacağım. Çünkü Alaaddin Çakıcı'yı takdimin böyle peş peşe gelen ünvanları, sıfatları bir hayli etkili. Tekrar dönelim. Faili meşhur suikastın ardında suçlanacak kişi, iktidardaki Cumhur İttifakı'nın ortağı, MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin yakını olduğu tescilli Alaaddin Çakıcı olacak. Kimmiş Alaaddin Çakıcı? İktidardaki Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin, onun lideri Devlet Bahçeli'nin yakını olduğu tescilli Alaaddin Çakıcı. Yani suikastı iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak. Kaos, FETÖ ve PKK'nın da işin içine girmesiyle büyütülecek. Bir kere bir, diyor ki tamamını okuduğunuzda yazının, etrafında birileri Alaaddin Çakıcı'yı hedef al,
Bahçeli'ye yakın bir isim. Böylece Cumhur İttifakı surlarında büyük bir gedik açmış olursun demişler Kılıçdaroğlu'na. O da biraz şeye göre saf bir insan olduğu için Kılıçdaroğlu, aa hakikaten demiş. Böylece ama o geride kendisine bunu söyleyenlerin planını da anlamamış olmuş. Halbuki işte o planda kışkırtacak, Alaaddin Çakıcı delirecek, saldıracak, öldürecek. Ve böylece bir kaos doğacak. FETÖ'nün ve PKK'nın istediği olacak. Yani burada şimdi Çakıcı değil suçlu, sorumlu olan. Bu planı yapanlar, o planın arkasında işte CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var. Tehlikeli bir hazırlık, kaos yaratmak için. Şimdi bakın. Yani böyle bir şeyle ancak alay edebilirim ama netice itibariyle de alay da hani yetmiyor diyeyim. Ya Timur Soykan, yandaş medyada uçuş bu kadar serbest mi Allah aşkına? Ya çok serbest. Yani özellikle... Bu ne şimdi Allah aşkına? Bu ne? Bu artık gerçekle bağlarını kopartıp komplo teorilerinden de kendi siyasi... desteklediği siyasi partiye veya iktidara kanal açmak için bir çırpınma. Yani ne yapıyor? Büyük bir rezalet yaşandı Türkiye'de. Yani çok çok büyük bir rezalet yaşandı. O da şu, yani MHP çok açık bir şekilde, yani kadın cinayetinden tutalım, yani bankaların ihalelerine müdahale etmeye, onlarca yaralamaya, cinayete kadar suçtan sabıkaları olan ve suç örgütü liderliğinden de, yani mafya liderliğinden de hükmü bulunan bir kişiyi çok makbul böyle bir kişi gibi ona özel af çıkartarak sahneye sürdü. Bu MHP'nin yani nasıl böyle bir siyasi gaflete düştüklerini de algılamak gerekiyor. Çünkü bunun ama, toplumda çok karşılığı da yok. İnanın Ayşenur abla. Yani bunlar belli ki Bahçeli'de karşılığı var. İşte Bahçeli'de bir karşılığı var ama bir yandan da şu oldu. AKP'nin üzerine de büyük bir etiket olarak yapıştırdı. Çünkü AKP'de bu Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine ses çıkartmayarak, buna yönelik hatta yargının da elini tutarak bu suça ortak oldu. Yani bu bir suç. Ve bu artık her zaman böyle anılacak. Nasıl 90'larda öyle anılıyordu. Artık AKP'de hani 90'ların göya bir şeyiydi ya, hesaplaşması evet. olarak sahnedeydi. Şimdi artık 90'ların o unsuru üzerlerine, bu etiket üzerlerine yapıştı ve şimdi ondan kurtulmak için de suçu her zamanki gibi ne olduğunda suç CHP'ye atılıyor, yine CHP'ye atılıyor, bunu, muhalefete atılıyor. Bunu bağımsız medyadan biri yazsa kıyameti kopartırlar. Sen ne demek istiyorsun? Bildiğin varsa açıkla, iftira bilmem ne diye. Fuat Uğur'u ben de gerçekten haddim olmayarak diyeyim, bunu açıklamaya davet ediyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu birilerinin oyununa gelerek Çakıcı'yı tahrik etmekle suçlanıyor. Şimdi yani bir, senin de dediğin gibi devlet ricalinde, protokolünde yer olan bir isim, bir böyle bir ismi kışkırtıyor. Yani suç orada, onda. Evet, evet. Kışkırtıyor. Bu arada da tabii Çakıcı da işte saydırmalara doyamıyor. Erkek sen beni öldürtürsün falan diyor. Böyle bir tuhaf şey. Ve bunu da ittifakın küçük ortağı Bahçeli savunup ülküdaşım diyor. Yani mesele oralarda değil. Hayır, mesele Kılıçdaroğlu tahrik ediyormuş. Şimdi artık her şey bu kadar karışmasın canım. Her şey, akıllar bu kadar karışmasın. Biraz inin. Çok yukarılara çıktınız. Oksijensizlikten nefesiniz kesildi. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Hakikaten bilmiyorsunuz yani. Bakın bir başka örnek. Akit Gazetesi dün onu da gene kusura bakmasınlar ama gülmek için gene, hani bunları ciddiye aldığımdan değil de, bu kafalar bunları söylemek için para alıyorlar. İktidar tarafından seviliyorlar. Onu belirtmek için veriyorum. Yoksa hani hakikaten gül geç. Kanal karşıtları da Soros'u çıkmış ya. Ya bakar mısınız? Nasıl çıktığını açıklamıyorlar ama açıklamak zorunda değiller zaten onlar. Onlar sadece söylerler, yazarlar. Kanal karşıtları, Kanal İstanbul karşıtları, bakın sokakta yarın öbür gün Kanal İstanbul karşıtı olduğunu söylerseniz, mesela arkadaşınıza yürüyorsunuz, ya yapılmazdı bu kanal derseniz, bir duyan olursa
Sorosçu diye ihbar edilirsiniz. Sorosçu demek de darbeci demek falan. Ay nerelere gidiyoruz ya Rabbim, nerelere gidiyoruz? Her seferinde bunu yapıyorlar. Ön almak için tepkiyi, bir şekilde tepkiyi de gördükleri için ve o tepkinin büyüklüğünü de tahmin edebildikleri için hemen onu suça dönüştürme, onu yaftalama yoluna gidip ama biz bir yöntem izliyorlar. Gülüp geçeceğiz. Biz aynen gülüp öyle, geçeceğiz aynen elbette. Şimdi birazdan medyayı konuşmaya devam edeceğiz. Senin de çok yakından çünkü bildiğin bir tablo söz konusu. Ama bir korona gerçeklerinden söz edelim. Çünkü bugün Erdoğan korona zirvesi toplayacak. Bir bakıma zirve diyebiliriz. Kabinesini toplayacak ve saat 17'de zannediyorum toplayacak ya da daha mı önceydi? Yani akşamüstü toplayacak kabinesini. Bilim kurulundan gelen raporları da koyacak masaya, zaten Sağlık Bakanı da orada olacak. Ve onun üzerinden niye Ayasofya'dan görüntü paylaştık anlamadım. Zirve deyince bu, bu uygun gelmiş herhalde. Akşama da belki bir açıklama gelir diye bekleniyor. Ama o açıklama nasıl gelir kimse emin değil. Muharrem Sarıkaya, Habertürk yazarı, Habertürk Ankara temsilcisi galiba aynı zamanda. Yok, Habertürk yazarı, Ankara temsilcisi değil. Bugün bir yazı yazdı. Diyor ki, Sağlık Bakanlığı'nın koridorlarında konuşulan tam kapanma değil. Hatta bu cümlenin kurulmasına dahi tahammülleri yok. Bazı illerde sorun gözükse de ülke genelinde aynı tablonun söz konusu olmadığından söz ediliyor diyor. Şimdi ülke genelinde aynı durum var mı yok mu, bize il il açıklamıyorlar. Tam sayıları hala açıklamıyorlar ama durumun vahim olduğu ortada. Bir son tabloyu görelim. Şimdi bakın, koronada 29.281 vaka oldu. Ağır hasta sayısı 5.011, ki hani en çok önem verilen başlık da bu. Bakanın her sefer açıkladığı gibi. Ve ağır hasta sayısında dünya beşinciliğine oturduk. Bir öbür tabloyu görelim Dersucuğum. Bakın şimdi bu eğri nasıl açıklanır? 1 Kasım günü bize Sağlık Bakanlığı dedi ki 2016 hasta var dedi. Birdenbire bu 24 Kasım'da 7381'e fırladı. Fırladı da bu eğriye baktığınızda fırlama gibi bile görünmüyor. Çünkü 25 Kasım'dan itibaren belirtilerin de yani korona pozitif olan her kişinin kaydı tutularak bütün vakalar açıklanmaya başlandı. 29 Kasım itibariyle, yani dün 29.281 vakaya çıktı. Şimdi makul bir ülkede, makul bir ülke yönetiminde daha doğrusu diyelim, bu eğri nasıl açıklanır? Yani 2016'dan 29.000'e 11 kat falan neredeyse nasıl çıkılır? Biri 1 Kasım, biri 29 Kasım. Kasım'ın başında neredeyiz, sonunda neredeyiz? Ali Şeker, CHP'nin hekim, İstanbul milletvekili karşımızda. Sevgili Ali Şeker, Allah aşkınıza bize anlatır mısınız? Bu bir kere gerçek tablo mu? Yani deniyor ki bu bile gerçek değil. Çünkü ölüm sayılarına bakıyorsunuz 200'ün altında. Ama sadece İstanbul'da bunun yarısından fazlası ölüm olarak var, ellerde var. Ellerde var yani defin ruhsatlarında. Bize bir sizin elinizdeki bilgilerle tabloyu anlatın lütfen. Arkasından bir meclisi soracağım size, çünkü mecliste neler oluyor diye. Bir anlatır mısınız? Korona gerçeklerinde durum ne? 28 Nisan'da sizinle bir program yapmıştık. O programda sadece İstanbul'da ölüm sayısı açıklanan rakamlardan 500 fazlaydı. Sadece İstanbul. Türkiye geneli için açıklanan rakamlardan 500 fazlaydı. Salgının başından o güne kadar olan ölüm sayıları. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki vakaların yaklaşık yarısı aslında açıklanıyor. Geçtiğimiz yılların ölüm sayılarına bakıyorduk. Bu yılın ölüm sayılarına bakıyorduk. Ortalama 180-220 civarında İstanbul'da hayatını kaybeden insan oluyor. İşte hastalıktır, kazadır. Ve bu son 5 yılda aşağı yukarı böyle.
Bunları bir baktık sonra işte 300'lere, 350'lere, bugünlerde 500'lere yaklaştı bu ölüm sayıları. Bu rakamların toplamını aldığımızda bu rakamların toplamı Türkiye'de açıklanan rakamların yarısından bile az. Yani şöyle ki yani Türkiye'de İstanbul'un en az gerçek rakamlar İstanbul'un en azından iki katı. Ki İstanbul biliyorsunuz dünyanın Wuhan'ı diye tabir ediliyor. Pardon, tam anlamadım İstanbul'un iki katı derken. Yani Türkiye rakamı, yani Türkiye'deki toplam ölümün iki katı mı İstanbul'da var diyorsunuz ya da yarısı mı? Tam anlamadım orayı. Ya yarısı, yarısı. Şöyle ki İstanbul'da açıklanan rakamlar, biz o gün de tabloyu size günlük olarak siz göstermiştiniz o gün. Türkiye'de açıklanan rakamlardan 500 fazlası sadece İstanbul'daydı. Yani 3300 vaka vardı o gün için bizim tespit ettiğimiz. Türkiye genel için açıklanan rakam 2800'lerdeydi. Yani bu da şunu gösteriyor. Açıklanan İstanbul'a bile yetişmiyor. Halbuki Türkiye 80 milyon. Bu da en azından 2 ile 3 kat arası bir gerçek vaka olduğunu gösteriyor. Bu işte bulaşıcı hastalık. Açıklanan işte koronavirüs pozitif vakaların bunların içerisinde tamamına yakın olduğunu biliyoruz bulaşıcı hastalıkların. Bunlar da Türkiye genelinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Ali Şeker, vaka sayılarıyla. Şimdi vakaların artış gösterdiği, ölümlerin arttığı zaten Sağlık Bakanı'nın bile tam rakamları açıklamasalar bile ama ciddi bir artış olduğu Sağlık Bakanı tarafından bile bize ifade ediliyor. Buna karşılık vakalar artıyor ama sağlık sistemindeki hizmet doktor açısından, cihaz açısından artmıyor. Biliyoruz bunu. Evet. Fakat enteresan haberler de geliyor. Mesela CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in bir beyanı oldu bu konuda. Ordu Devlet Hastanesi'nde bir örnekten söz ediyorum. Ordu Devlet Hastanesi'nde yemekhane ve otopark da yoğun bakıma dönüştürecekmiş. Bu arada hatırlatırım, Batman'da 1,5 yaşındaki bir bebek, yandaş medya çocuk deyip duruyor o ayrı. 1,5 yaşındaki bir bebek yatırılacak yer bulamadığı için hayatını kaybetti. Şimdi böyle baktığımızda sayı artıyor ama sağlık hizmetinde yeterli artık yer, insan, hizmet kalmadı gibi bir durum var. Orada tablo nasıl? Şöyle, sağlık sunum kapasitesi belli ve bu hızlı artış karşısında bunu göğüslemesi mümkün değil. Onun için hızla bu vaka artışını sınırlandırmak, azaltmak gerekiyor. Bu hem insanların ölmemesi için hem de insanların sağlık hizmetine erişemediği için ölmemesi. Yani şimdi sağlık sistemine erişirsiniz, hizmeti alırsınız, ölürsünüz. Bu bir şeydir. Bir de sırf hizmet alamadığınız için ölmek. Yani yer bulamadığınız için, oksijen bulamadığınız için, doktor bulamadığınız için artık kapasite bu sınırın üzerine gelmiş durumda. Bu saatten sonra hastalığın değil, kapasitenin yetmezliğinin getirdiği ölümler olabilir. Bunun da önlemenin yolu en az 14 gün, gerekirse 28 güne kadar bazı şehirler için çıkabilecek bir tam karantina önleminin alınması gerekiyor. Aksi takdirde bu yetmezlikle ilgili o gün 1,5 yaşındaki bebeğin sağlık hizmetine erişimiyle ilgili bizim de haberimiz oldu. Gece saat 1'de aradık. Sağlık komisyonundaki diğer partilerin, HDP'nin, AKP'nin milletvekilleri de, başkanı da sağlık komisyonu aradı ve ona bir yer temin edilebildi. Bu tek tek yer temin etmeyle ilgili değil meselemiz. Yani çocuk işte 6-7 saat yer bulamamıştı. Orada bir yer bulundu. Evet, yetişmedi olay. Şimdi, çocuk yetişti şöyle, çocuk gitti, bir iki gün sonra kaybettik o çocuğu. Bulundu ama bunun hiç kimsenin devreye girmeden olması gerekiyor. Herkesin anladım. Sağlık hizmetine doğrudan ulaşabilmesi gerekiyor. Şimdi yani. Birkaç sorum daha var Ali Şeker. Bugün Bir Gün gazetesinin manşetinde, konuğumun da gazetesi, koronavirüs testi menzile emanet. Şu kastediliyor, şimdi test... İstanbul'daki 7 büyük hastanede yapılacak testlerde birkaç şirkete verilmiş
bu işte kitlerin gelmesi ya da testlerin yapılması meselesi. Bunlardan biri de Menzi cemaatine yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman'ın şirketi deniyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda zaten biz menzil örgütlenmesini biliyoruz. Hani kendileri de hiç inkar etmediler bugüne i̇nkar kadar. Doğru. Peki, AKP cemaatler koalisyon olarak geldi buraya. Peki gerçekten AKP cemaatler koalisyon olarak geldi maalesef. Yani. Elbette. Yani aşı meselesinde, korona gündeminde bile mi bu böyle? Yani görüyoruz ki yeni bir sermaye, yeni bir ortaklık oluştu ve burada da bazı pozisyonlar bilimin önüne geçti, rekabetin önüne geçti. Yani bağımsız rekabetin önüne geçti. Öyle olunca da onun sıkıntılarını millet olarak maalesef yaşıyoruz. Evet. Şimdi tabii bütün bunların aslında mecliste konuşulması gerekiyor. Yani biz burada hani ne denir dertleşiyoruz diyeyim kısaca ama bunun neticede mecliste konuşulması gerekiyor. Gelelim meclise ama gelmeden sağlık çalışanlarının can kayıplarıyla ilgili de bir duyuru diyeyim, hazin duyuru, ilan, vefat ilanı gibi bir açıklama vardı. Bir görebilir miyiz onu Dersucuğum? Artık verelim Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması. Bir haftada, bakın sadece bir haftada 20 sağlık çalışanı korona kurbanı oldu. Ölüyoruz diyorlar gene. Şimdi buna rağmen sağlık çalışanlarının korona konusunda hani bundan muzdarip olduklarında bir meslek hastalığı olarak bazı imkanlardan yararlanması meselesi bildiğim kadarıyla hala geçemedi. Bir günde geçmesi gereken diyelim ki bir kanunsa kanun ya da neyse o geçemedi. Meclis bu korona meselesine nasıl bakıyor? Yani ne yapıyor daha doğrusu? Meclis ne yapıyor? Bir de meclis bir şey yapmazken belki ya da yaparmış gibi görünürken belki milletvekilleri koronadan nasıl etkileniyor? Hep son bilgileri sizden alıyoruz. Bize anlatın gene. Şöyle mecliste %20'ye yaklaştı milletvekillerinde. Kaça? Koronavirüse yakalanan %20'ye yaklaştı. %18'e geçen haftaydı. Bu haftayla birlikte %20'ye yaklaştı. 120'ye yakın milletvekili. 120'ye yakın milletvekili. Evet, evet. Evet. Bayağı. Yani koronavirüs hastalığına yakalandı. Bu aslında sağlıkçıları bile neredeyse geçen bir oran. Bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda gerek ikramların kaldırılması, gerek ziyaretçilerin girmemesi hiçbir şekilde meclise, gerek şu anda acil olmayan konuların meclis gündemine alınıp görüşülmemesi, asıl meselenin işte esnafın durumu, asıl meselenin sağlıkçıların durumu ve koronavirüsle nasıl baş edeceğimizle ilgili kanunların çıkartılması olduğunu biz dile getiriyoruz. Bu konuda da sağlık çalışanlarının için meslek hastalığı sayılması ile ilgili COVID hastalığının bir kanun teklifimiz var. Bunun bir an önce komisyonda görüşülüp geçmesini istiyoruz. O konuda Sağlık Komisyonu'nda bir mutabakat var. Bunun bir an önce hayata geçmesi konusunda mücadeleyi devam ettireceğiz. Bir başka konu da sorumluluk bilim kurulunun demişti Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Biz de diyoruz ki gerçekten sorumluluk bilim kurulunun olsun ama bilim kurulunun yaptırımı olsun. Aynı Robert Koch Enstitüsü'nün Almanya'da salgın yönetiminde yaptırım yetkisi olduğu gibi. Kararları alsın, uygulama konusunda siyasetçiler değil doğrudan bilim adamları yaptırım uygulayabilsin ki o sorumluluğun da muhatapları bu sorumluluğun karşısında ellerinde bir yetkileri olsun. Bugün biliyoruz ki biz gerçek vakaları bilmiyoruz diyen ya. Bilim kurulu üyeleri var. Yani birden işte 30 binlere çıktı vaka hasta sayıları. Böyle olunca yani neredeyse tabiri caizse uçuşa geçti. Aslında uçuşa geçmedi. Yani aynı biliyorsunuz daha önce bir medya vardı, Goebbels medyası. Rus tankları Berlin'e dayandığında biz savaşı kazanıyoruz diyorlardı. Türkiye'de de ya biz savaşı kazanıyoruz dediklerinde aslında koronavirüs 30 binleri bulmuştu. Böyle bir sanal alemden gerçeklerle yüzleşme durumuna geldik. Ve bunun sonucunda da insanların ve hükümetin de buna uygun davranması gerekiyor. Yani insanları evet. Evinde tutacak. Kapanan esnaflarla ilgili dün Veli Saçılık'ın bir videosu vardı. O videoda iki caddede dolaştığında onlarca
kafenin, restoranın, dükkanın kapandığını gösterdi. Bizim Türkiye'nin asıl sorunu bu. Milyonlarca insan, küçük esnafın ve büyük işletmelerin işsiz oluyor. Bu dükkanlar maalesef bir bir kapanıyor. Kapanmayanlar da kapanmamak için direniyor ama iflas erteleme yapıyor tabiri caizse. Şimdi bu kadar insanın birdenbire işsiz kalacağı, sanal olarak işsizlik rakamlarının bu kadar yüksek olmadığının işte değişik taktiklerle ortaya konmaya çalıştığı bir yerde biz çok büyük bir çöküş yaşayacağız, yaşıyoruz. Sevgili Ali Şeker, son bir sorum şu olsun. Bu aşı meselesi çok önemli. Evet. Çin'den aşı alacağız belli oldu. Bir de biliyorsunuz bu Pfizer, Alman evet. Aşısı gündemde. Siz kendiniz için ya da bir yakınınız için, çok subjektif bir şey sordum biliyorum ama, hangi aşıyı tavsiye edersiniz, kullanırsınız? Bir ikincisi, bu aşılar mesela filan aşı daha iyiyse Türkiye'de yurttaşlara parasız ulaşabilecek mi? Şöyle, parasız ulaşması gerekiyor. Bir, ikincisi, ilk ulaşabildiğim aşıya olurum. Olmasını da tavsiye ediyorum. Bir aşı eğer güvenilirse, ki şöyle %90'ın üzerinde bağışıklık sağlayan aşılar bunlar. Ve büyük bir nüfusumuzun bu hastalığa bulaşmadan, hastalığa yakalanmadan aşı olması gerekiyor. Bir an önce olması gerekiyor. Eğer toplumda bu %70 oranında bir bağışıklığa sağladığımızda hastalık bulaşacağı insan bulamaz, bulaşsa bile yayılacağı bir alan bulamaz. Bunun için hızla aşı olunması gerekiyor. Biliyorsunuz RNA, işte değişik tekniklerle RNA'dan alınan bir parçanın üzerinden geliştirilen aşılar var. Uğur Şahin'in başında olduğu ekibin, BioNTech'in geliştirdiği aşılar. Bir de atone aşı dediğimiz, canlı atone aşı dediğimiz, yani evet, etkisizleştirilmiş virüsle yapılan aşılar. Bu teknik çok eskiden beri kullanılan güvenilir bir teknik. Ve bağışıklama oranı da yine %90-95'lerde. Yani bu oranlarda bir aşılama toplumun geneline yapıldığı takdirde %70'in çok üzerinde bir bağışık nüfus elde ederiz ve hastalığı da yenmiş oluruz o aşamada. Onun için o aşı ya da bu aşı diye bir ayrım gerekmiyor. Peki. Bugün Çin bu hastalığı yendi. Yani önemli ölçüde yendi. Bunu bu aşısıyla yendi. Tamam. Aldığı sıkı tedbirlerle yendi. Yani. Sevgili Ali Şeker, çok teşekkür ediyorum. Lafınızı balla kesmek ama durumundayım. Ücretsiz olması gerekiyor. Kesin olan bu. Tamam. Yani. Tamam. Onu da not olarak aldık. Çünkü hemen çubuğa gideceğiz. Engin Özkoç bir açıklama yapıyor. Çubuk'ta biliyorsunuz bugün Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili duruşma vardı. Mahkeme nihayet başlamıştı. Bir kulak verelim ne dediğine. Milletvekillerimiz olmak üzere şehit cenazesine katılmış. Orada kendisi geleceği bilindiği için bir protokolle karşılanmıştır. Daha sonra şehit cenazesinin cenaze işlemleriyle ilgili ön safta yerini almış, ancak içeriye girdiği andan itibaren bilir kişinin ve orada inceleme yapan jandarmanın tutanaklarında da ifade edildiği gibi su deposu üzerinde bir grup insanın halkı galyana getirmek için hazırlık yaptığı ve çalışma yaptığı, öbek öbek taşların Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimiyle ilgili kullanılmak üzere sahanın belirli yerlerinde olduğu, belli sopaların belli yerlere konulduğu orada görülmüştü. Evet, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatları bu gerçekleri hatırlattılar savunmada, mahkemede. Biz programımıza devam edelim. Bu kitabı konuşacağız ve bu kitabın ışığında yargıyı konuşacağız ama bir Barış Terkoğlu'na uzanalım. Çokça koronadan söz ettik. Sevgili Barış Terkoğlu bir süredir koronadan muzdarip evde yatıyordu. Hayatım, sakal biriktirmişsin bu arada. Evet, maalesef evde biraz. Sağlık yüzüyle. Kim olur kadar olmasa da. Canım benim, ama iyi gördüm ben seni. Nasılsın? Sağ olun da.
İyiyim. Öksürüğüm var birazcık. Öyle mi? Hafif semptomları devam ediyor ama sanırım geçmeye yaklaştı. Doktoruma da gideceğim. Ondan da tavsiye alıp umarım bunu sonlandıracağım. Kaç gündür belirtiler, yani pozitif olduğunu anladım ve evdesin? Evet, iki hafta önce çarşamba, salıyı çarşambaya bağlayan gece eşimin ateşlenmesi üzerine tabii ki biz de şüphelendik. Aynı evet. gün çünkü benim bu de... Bu arada eşim de evet, Özge de ona da Özge geçmiş de. Olsun diyorum. Aynı gün ben de boğazımda böyle bir gıcık öksürüğü gibi bir hafif bir ağrı hissediyordum. Birlikte ikimiz gittik ve ikimiz de korona pozitif çıktık. Çok muhtemel ben ona bulaştırdım. Bu kadar dolaşan bir insan olduğum için. Ondan sonra aynı gün birlikte gördükten sonra işte bugün ikinci haftamızın bitmesine iki gün kaldı. 10 gün biliyorduk hasta olduktan sonra karantina süresi. Hafta sonu doldu karantina süremiz ama biz yine de doktora gittikten sonra kendimiz hakkında karar vereceğiz. Oğlan ama Ali Derya neyse ki bir şey yok onda değil mi? Ona da test yaptırdık bizden sonra, bizim pozitif çıkmamızın ardından. Çocuklar bu konuda biraz daha bizden farklı yaşıyorlar. O yüzden o negatif ve bu süreç boyunca da ondan uzak durmaya çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü 6 yaşındaki bir çocukla uzak durmak kolay bir şey değil. Aynı evde yaşıyor. Tabii nasıl diyeceksin yaklaşma, uzak dur nasıl denir ki? Dediğin gibi küçük bir çocuk. Yemeğini götürüyoruz odaya, bırakıp çıkıyoruz, o yemeğini yiyor. Sonra biz girip onun... Boşlarını alıp tekrar kaçıyoruz odadan. O şekilde bir ilişkimiz var şu anda. Çok geçmişler olsun canım. Şimdi bir dalalım. İkinci bölümde gene birlikte olacağız. Çünkü yetmeyecek birinci bölümün kalan süresinde. Bu yargıdaki reform masallarına diyelim. Bu arada İstanbul, yargıdaki İstanbul grubunun dair neler olup bittiğini konuşacağız ama şuradan başlayalım. Şimdi yargı meselesi günlerdir hep böyle gündemimizde, hepimizin gündeminde derken çok ilginç birkaç şey üst üste oldu. Nedir? Başta da söyledim. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları yerlerinden alındılar. Ankara Yargıtay'a gönderildiler. İki, bu konuyla ilgili AKP'nin en önemli isimlerinden biri Cumhurbaşkanlığı'da bir kurullardan birinde, üstelik de hukuk politikaları, kurulunda görevli Profesör Burhan Kuzu'nun fotoğrafları Barış Terkoğlu'nun haber müdürlüğü yaptığı Oda TV'de patladı. Patladı diyorum. Çok acayip bir durum. Bakın, şimdi bu fotoğraflar bir ekrana gelsin. Oda TV'de hani böyle yazılmış. Hayatım, bir rica ediyorum bu Oda TV yazılarını biraz daha soft basın da çok fazla göz alıyor. Bir dahaki sefere. Şimdi bir daha dönelim. Bakın, üç ayrı zamanda belli. Çünkü kıyafetler, hatta saç renkleri, saçın uzunluğu bile farklı. Ama aynı genç kadın, Fatma Mavi. Şimdi bu olayın mana ve ehemmiyeti ne? Burhan Kuzu biliyorsunuz 10 gün kadar önce galiba değil mi? Vefat etti. Koronadan hayatını kaybettiği söylendi. Barış'ım bize... Bu ikilinin fotoğrafını niye siz hani birden fazla fotoğraf da bulmuşsunuz, yayınladınız? Hani sır fotoğraflar, işte dehşet vesaire nedir bize anlatmaya çalıştığınız şey bu fotoğraflarla? Bir söyler misin lütfen? Evet. Şimdi öncelikle hani abla her şeyi, bütün iddialar biliyorsunuz Türkiye iddiaların havada uçuştuğu bir ülke. Her iddiayı... Timur da bunun kitabını yazmış biri olarak herhalde bana hak verecektir. O bile eminim bu kitabı yazarken bu kitabı yazdığının belki 10 katı kadar vakayla, olayla, iddiayla karşılaşmıştır. Ama onları resmiyete dökebildiği oranda yazabilmiştir. Çünkü gazeteci çoğunlukla belgelerle, somut bilgilerle çalışır. Şimdi bizim Fatma Mavi demiş olduğumuz kadın tartışmasız bir şekilde Burhan Kuzu'yla yakın, özel, ne derseniz deyin,
Burhan Kuzu'nun bu ilişkileri çerçevesinde değişik bir ilişkiye sahip birisi. Bugün biliyorsunuz Burhan Kuzu'nun oğlu bu fotoğraflarla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Ve Hürriyet Gazetesi'ne konuştuğunda dedi ki ya babamla herkes fotoğraf çektiriyor. Ama bu herkesin fotoğraf çektirmesi gibi bir şey değil. Çünkü bakın arkada diplomasının olduğu görülüyor Burhan Kuzu'nun. Hani makam odası, orası, burası defalarca hatta daha fazlası da var. Var mı daha fotoğraf fazlası çektiriyor. Da? Özel bir yakınlığı olan bir kadın. Evet, siz... yani hakikaten farklı zamanlarda, farklı yerlerde. Evet. Yani ben tekrar söyleyeyim, oğlu hani herkes fotoğraf çektirir diyor. Muhtemelen zaten oğlu Fatma Mavi'nin kim olduğunu bilmiyordur. Fakat Fatma Mavi'yi bu fotoğraflarıyla birlikte gündeme taşıyan bir mesele var. Nedir o? Fatma Mavi genç bir kadın. Bir kadın cinayetine kurban gitmiş bir kadın. Fatma Mavi'nin ölümüyle Burhan Kuzu'nun ölümü neredeyse eş zamanlı gerçekleşiyor. Burhan Kuzu 1 Kasım 2020 günü biliyorsunuz hastanede koronadan vefat ettiği haberi açıklandı. Bundan bir gün önce ise Fatma Mavi yani 31 Ekim günü Fatma Mavi bir tuhaf cinayete kurban gidiyor. Tuhaf cinayet dememin nedeni şu. Fatma Mavi 31 yaşında bir televizyon kanalında çalışıyor. Fakat Burhan Kuzu gibi bir dizi isimle de televizyonculuğun dışında biraz önce söylediğim gibi yakın ilişkisiyle biliniyor. Öte yandan Fatma Mavi'nin ölümü şöyle gerçekleşiyor. Bakın sabah saat 7'de, tanıklar da bunu doğruluyor. Sabah saat 7'de kendi katilliğiyle birlikte yaşamış olduğu 5 katlı binanın 3. katındaki evine geliyor. Sabah saat 7'de. Ve geldikten sonra evinde kendisini eve getiren kişi, aynı zamanda korsan taksicilik yapan biri, yani Fatma Mavi'yi öldüren kişi, öldürdüğünü söyleyen kişi, özür dilerim. Hala sonuçlanmadı bu soruşturma nihayetinde. Korsan taksicilik yapan kişi sabah 7'de eve getiriyor ve Fatma Mavi'yi öldürüyor. Fakat bunun ölümünü bulmak da o kadar kolay bir şey değil. Neden derseniz Fatma Mavi'nin bulunduğu dairede bir patlama yaşanıyor, bir yangın çıkıyor. Ve gelen itfaiyeciler yani yangını söndürmeye gelen itfaiyeciler daireye girdikleri zaman Fatma Mavi'nin ölümünün yangından olmadığına dair bir şüphe görüyorlar. Ne görüyorlar? Mesela boğazında şişlik görüyorlar. Daireyi aradıklarında bir benzin kokusu görüyorlar, duyuyorlar. Bir benzin bidonu buluyorlar vesaire. Bunun üzerine cinayet şube ekiplerini çağırıyorlar ve cinayet şube ekipleri araştırdıklarında esasında Fatma Mavi'nin bir cinayete kurban gittiğini ve cinayeti işleyen kişinin ise kendisini oraya getiren taksici olduğunu söylüyor. Nihayetinde taksici yakalanıyor. İşin enteresan tarafı taksici bu işi de tek başına yapmıyor. Bir suç ortağı da var kendisinde itiraf ettiği şekilde gidip birlikte benzin alıp geldikleri vesaire. Ve bu suç ortağıyla birlikte bu cinayeti işleyip, özür dilerim kendisi işliyor, suç ortağı var. Bu cinayeti işleyip ardından da buna bir tür yangın süsü vererek bu işi temizlemeye çalışıyor. Şimdi bu kitabı okuduğunuzda, Timur'un kitabını okuduğunuzda Burhan Kuzu'nun çevresinde, ayrıca Burhan Kuzu ile birlikte hareket eden Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bir takım isimlerin mafyayla, işte çeşitli kadınlarla, işte çeşitli karanlık ilişkilerle bir şekilde temas kurduğunu ve bu temasların içerisinde bazı şeylere bulaşıp bazı şeyleri bildiklerini ve bir süre sonra bu mafyatik ilişkiler içerisinde olayların temizlenmesi, sevgili Barış, cinayetlerini görüyoruz. Şimdi birinci bölümün sonuna geldik fakat burada bir dakikayla özetleyebilirsen Timur'cum. Timur Soykan'dan bu meselenin hani teaser deriz böyle bir ön sözü gibi bir ikinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz. Bir derleme toparlama rica edeyim senden. Kitapla ilgili mi Burhan Kuzu ile ilgili? Burhan Kuzu ve Fatma Mavi meselesi. Kitap zaten sonra konuşacağız. Ya aslında şöyle bir gerçek var. Burhan Kuzu'nun ölümünde öldüğü anda yani niye bir şaibi oluştu? Niye kimse bunun korona nedeniyle bir ölüm olduğuna inanamadı sorusunun yanının peşinden gitmek gerekiyor herhalde. Çünkü birincisi çok medyatik bir isim olması ve sosyal medyayı çok etkili kullanmasına karşın Burhan Kuzu birdenbire korona nedeniyle vefatı duyuldu. Yani hiç koronaya yakalandığı bile haber olmamıştı.
Neden peki daha arkasında çeşitli senaryolar arandı? Burhan Kuzu özellikle Zindaşti'nin tahliyesinden dolayı İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin 2018 yılındaki tahliyesinde hakimlere baskı yaptığı ortaya çıkan ve bu nedenle yargılanan bir isimdi. Şöyle düşünün, AKP'nin kurucularından AKP'nin 3 dönem milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmış ve şu an hala çok savunduğu Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Telefon açmış hakimlere ve Zindaşti'yi serbest bırakın demiş. Zindaşti ile arasında mesajlar ortaya çıkmış ve bu mesajlarda ihale iddiaları var. İhalelere yardım ettiği Zindaşti'ye iddiaları var. Bu konuda çok fazla hakkında iddia varken ifadesinde de bu olayın kendi üstüne yıkılmaya çalıştığını, Zindaşti'nin tahliyesinin ama bunun bu kendi ismi ortaya konularak gerçek suçluların gizlendiği gibi imalarda bulunmuş. Hmm. Yani konuşsa Burhan Kuzu onu belli etmiş. Yani arkada başka bağlantıları ortaya dökülecek. Peki, böyle bir Fatma, zamanda öğrenci şüphe olmuş. Fatma Mavi de bu ilişkilere tanık bilmiyorum mıydı acaba? Yani şu bu konuyu hala bilmiyoruz. Yani tamam. Ama şöyle ama bir gerçek var. O bağlantılara Aliye Uzun çok önemli bir tanık. AKP'nin Beşiktaş ilçe teşkilatında zamanında çalışan bir kişi. Bir de tabii şöyle bir şeyi vurgulamak isterim. Biraz önceki konuya bağlamak isterim. Medipol Hastanesi'nde öldü. Yani Sağlık Bakanı'nın eski sahibi olduğu hastanede öldü Burhan Kuzu. Şimdi bu kaygıların neden oluştuğu ile ilgili de şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya ülkede binlerce insanın ölümü gizleniyor. Ve bu insanların korona nedeniyle ölümler, vaka sayıları gizlenirken Sağlık Bakanı bütün toplumun gözünün içine bakarak bunun yalanlarını söylüyor. Ve şimdi o ile kıyasladığımızda devletten gelen, hastaneden gelen bilgilere de inanmakta tabii ki güçlük çekiyoruz. Tabii şundan yani... İkinci bölümde izleyeceksiniz. O kadar karanlık, o kadar girift, o kadar sorularla dolu bir tablo var ki öyle bir tabloya baktığınızda açıklamalara güvenemiyorsunuz elbette. Ha böyledir diyemiyorsunuz. Efendim ikinci bölümde buluşalım. Komünist sorular gülme öyle bir şey var. Gördüm videoyu izledim. Komünist sorularla ilgili evet hakikaten müthiş. Açtık kendimizi. Yani sadece medya uçmuyor. İşte vatandaş da uçuyor. Özellikle reisçi vatandaşlar diyelim. Onları konuşacağız. Yargıyı konuşacağız. İstanbul grubu ne oldu? Bir de biliyorsunuz Sabah gazetesi de habire böyle bir şeyleri kurcalayıp duruyor. Oralarda neler oluyor? İki konuğum da Barış Terkoğlu ve Timur Soykan anlatacaklar. Görüşelim.